Ay çok sağ olun bakın. Allah razı olsun. Sizi çok ilgilendiriyorum. Çok teşekkür ederim. Tamam. Baba dedi ki elinde de yiyebilirsin. Elinde de yiyebilirsin dedi. Hangi öğretmen dedi? Bulamadı beni. Merhaba. Merhaba. Ne oldu gelsin? Çok şükür gözümüzden kadar iyi bu yolda. İsmi ne? Furkan. Furkan okulunu sevdin mi? Okulunu sevdin mi? Güzel burası. Öğretmenleriniz nasıl? İyi değil mi? Sürekli açık kalsın değil mi? Öğretmenlerine de sevdin. Teşekkür ederim. Gel şu yanıma gel. Çizeyim mi? Ooo oyuncağın da var. Bunlar sizin. Bunları alabilirsiniz zaten. Tamam. Sayın Çok teşekkür ederim. Sağ olun Sayın Mutlu. Sağ olun. Var olun. Çok teşekkür ederiz. Şöyle yaparsanız. Şöyle bir bak 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 bak. Bakın bakın bakın. Çok artık okullar açılana kadar burada eğitime devam edeceğiz, tamam mı? Her gün geleceksiniz sabah. Sonra akşam çadır konteynerine geçeceksiniz. Nasıl? Okullarınıza kavuşmaktan mutlu musunuz? Güzel oldu değil mi burası? Daha güzel. Burası yıkılmaz. Evet, sağlam. Nasıl bakıyor? Öğretmenleriniz ne sevdiniz mi? Evet. Ama TRT barışı yok yani. Derslerini sabırlar. Akşam okulunda da kendisi yapıldı. Küçük kızımız bile sahibi. Artık dersleri burada yapacağız. En büyük müsün sen? Ooo, çok tatlısınız. Üç. Tam aynı benim. Üç kardeşin de mi? Kız. Hayatın normalleşmesinin ana unsurlarından birisi eğitim. Onun için Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu süreçte okullarımızı güvenli bir şekilde, hızlı bir şekilde eğitim öğretim almak için çaba sarf ediyoruz. 71 ilde nasıl 20 Şubat itibariyle eğitim öğretime başladıysak bu 10 ilde 3 kategoriye ayırarak tedrici bir şekilde inşallah eğitim öğretimde buluşturacağız. Özellikle İkinci ve üçüncü kategorideki illerimizde her ne kadar eğitim öğretimi ertelesek de o konteyner kentlerde, çadır kentlerde psikososyal destek çadırlarından ilkokul, ana sınıfı, ortaokul eğitimine kadar. Diğer taraftan 8. sınıfların LGS sınavı hazırlık çadırlarından 12. sınıf öğrenciler üniversiteye girecek olan öğrencilerimizin YKS hazırlık destek sınıflarına kadar Bakanlık olarak tüm imkanlarımızla öğrencilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda şu ana kadar 390 adet psikososyal destek çadırını bu 10 ilimizde kurduk. Tüm okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışman öğretmenlerimiz sahada çocuklarımızın hızlı bir şekilde bu travmayı atlatması için elinden gelen çabayı sarf ediyor. Diğer taraftan tüm çadırlarda okul öncesi çadırlar, eğitim çadırları, ilkokul, ortaokul çadırları kurmaya da devam ediyoruz. Yine aynı zamanda özellikle gece gündüz vatandaşın tedavisi için emek veren sağlık çalışanlarımızın çocuklarının da eğitimden kopmaması için hastanelerde, 10 ildeki hastanelerde hastane sınıfları oluşturmaya devam ediyoruz. 3 gün içerisinde bu bağlamda 40 tane hastane sınıfını bu 10 ilimizde oluşturduk. İnşallah 1 Mart'a kadar 10 ildeki tüm hastanelerde, çalışan hastanelerde hastane sınıfını oluşturmaya devam edeceğiz ve tamamlayacağız. Bugün de Malatya'da ilk konteyner kent olan Beyda konteyner kentinde ilk
çocuklarımızın okul öncesi, ilkokul ve ortaokuldaki öğrencilerimizin eğitim süreçlerine adaptasyonunu destekleyen eğitim merkezini açmış bulunuyoruz. Artık öğrencilerimiz burada sıcak ortamda öğretmenleriyle buluşup sürekli eğitim eksikliklerini gidermeyle ilgili hem psikososyal destekle ilgili her türlü desteği alacaklar. Bugün yine burada konteynerlarımızın tamamına televizyon kuracağız. Çocuklarımız çizgi film izlediği gibi aynı zamanda EBA TV ile de kendi sınıfları ile ilgili her türlü eğitimi, ders içeriklerini, müfredatı takip edebilme imkanına kavuşmuş olacak. Tabi burada Şeyma kardeşimizi bu depremde kaybettik. Şeyma kardeşimizin ismini bu ilk konteyner okula vermek istedik. Üzüntümüz büyüktü ama Allah bize büyük büyük teselliler gönderdi. Cumhurbaşkanımız bize aradı. Biz öncesinde görüştüğümüzde bu talebimi ben iletmiştim. Dedim Şeyma'nın ismini yaşatalım mı Cumhurbaşkanım demiştim. O da bizi şefkatiyle dinledi. Ve dedik Sayın Bakanımız burada, biz gerekeni yapacağız, Malatya'da bir okul ismini vereceğiz dedi. Bu bizi ferahlattı. Sonrasında telefonla görüştü benimle. Allah devletimizden, hükümetimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Yani o kadar sıcaktılar ki ailemiz gibi, bir yani elimizi uzatsak yanımızdalardı. Hiç beni yalnız bırakmadılar. Demek ki Şeyma'nın gönlü melekti. Yani Şeyma bana bir sürü gönderdi, teselli gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza, evet Milli Eğitim Bakanımıza ve ilçe il Milli Eğitim Müdürümüze ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah hükümetimize, devletimize, Cumhurbaşkanımıza zaval vermesin. Onu da Allah başımızdan eksik etmesin. Zaten çok seviyoruz. Sevgimiz bitmez Cumhurbaşkanımıza. Kızım bu işte depremden enkaz altında kaldım. Acımız büyük, herkesin acısı büyük. Yani bütün evlatlar bizim evladımız, bütün ölenler abimiz, kardeşimiz. İnanın olsun eskide de duygusaldım. Televizyon seyrederken başkası olsun yani bir herhangi normal bir ölüm de olsun. Ağlamam durmazdı. Acımız büyük. Bu acının içinde Sayın Cumhurbaşkanımız Malatya'ya gelişinde hanımın söylemesiyle kızımızın ismini Malatya'da yaşatacağız demesi. Hakikaten biraz bir nebze de olsa babalar bilir yani bu yürek acısı geçmez ama onun öyle söylemesi bir nebze bizi rahatlattı. En azından ferahlattı. Bizim şu anda bir ciğer ağrımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın milyonlarca var yani Türkiye'nin hepsini düşünmek zorunda. Geldiğinde karşımda gördüğümde ben de perişan olduğunu gördüm yüzünde. İnanın olsun ona da acıdım. Çünkü bizim bir evladımız var, onun milyonlarca evladı toprağın altında kaldı. Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Bakanıma, Sayın İl Milli Eğitim Müdürüme, okula isim verdiklerinden dolayı, bu emeklerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.